Arkadaşlar merhaba ben Üçlü işte Hoca KPS Türkçe kampının son gününe geldik arkadaşlar Bugün 14. gün ve son günü artık paragrafı konuşacağız Paragraf arkadaşlar soru tarzları bazlı konuşacağız fakat pazartesi itibariyle evet 13 Kasım itibariyle arkadaşlar ne başlıyor? Sıfırdan paragraf kampımız başlıyor. Kitap var mı diye baktım arkamda duruyor. Sıfırdan paragraf kampımız başlıyor arkadaşlar. Kesinlikle katılmalısınız. İçerisinde paragraf olan tüm sınavlar için dedik arkadaşlar. TYT, AYT, KPSS, ALES, TGS fark etmez. KPSS'de biliyorsunuz 30 sorunun zaten 20'ye yakını paragraf. Evet, 3-4 tane sözel mantık attım 6-7 dil bilgisi attım Geriye kaldı hocam 20 soru ortalama Sözcük cümleyi de katalım hadi bunun içerisine Yaklaşık 20 soruluk bir kısmı Bu sıfırdan paragrafta gözünüz kapalı halledeceksiniz Zaten pazartesi itibariyle arkadaşlar biliyorsunuz çok detaylı. Tek tek soru tarzını ele alacağız. Onlarca soru çözeceğiz. Ödev vereceğiz. Böyle gideceğimiz için soru tarzı soru tarzı. Bu videoda çok böyle abartmadan soru tarzları üzerine nokta atışlar yaparak gideceğiz. Haberiniz olsun. E o zaman hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Paragrafta anlamla bir başlayalım. Sonrasında kampta zaten görüşeceğiz. Orada asıl şov orada başlayacak hocam. E o zaman <laughs> haydi gelsin arkadaşlar. Sınavınız ne olursa olsun. Hangi sınava girerseniz girin arkadaşlar. Soru sayısının yarısından fazlası mutlaka paragrafa ayrılmış durumda. O yüzden arkadaşlar bakın sınavdan çıkanların genellikle çok zordu demelerinin değil mi aman dikkat ya da soruları anlamakta zorlandım gibi ifadeler kullanmalarının en önemli nedeni paragraftır. Çünkü adam dil bilgisini hallediyor mesela ya da halledemiyor yapamıyorsa tamam yapamadım deyip çıkıyor. Ya da yapıyorsa çatır çatır yapıp çıkıyor hiç konuşmuyor mesela adam. Şunu demiyor mesela ya vallahi böyle iki şık arasında kaldığım bir sözcükte yapı sorusu vardı demiyor. Ya da İki şık arasında kaldığım vallahi bir yazım kuralı vardı ama anlayamadım iki şık. Mümkün değil. Anlıyorsa yapıyor, anlayamıyorsa, hatırlayamıyorsa yapamıyor. Ama paragraf öyle değil. Paragrafı ne kadar iyi bilse de iki şık arasında kalıp sürekli böyle felsefi metinler vardı, bilimsel metinler vardı gibi şeyler söylüyoruz. E çok haklı olarak tabii ki. Çünkü paragraf hiçbir zaman bize şunu vermez. Cevap kesin Adana'pa. Mutlaka bir burta böyle aklında kalır ama o Adana'ya daha güçlü gidebilmeliyiz. İşte onun için çabalıyoruz. Daha hızlı gidebilmeliyiz. Onun için uğraşıyoruz. E o zaman vakit kaybı yapmayalım hocam. Hadi gelin isterseniz önce anlatım kısmı var. Onu bir halletmeye çalışalım. Gelin isterseniz anlatım için beni bir konuşalım. Ama silgiyle değil, kalemle. Evet süper. Öyküleme, betimleme. En çok karıştırılan <laughs> iki anlatım biçimi. Hepsini göreceğiz ama bu ikisi özellikle çok karışır. Ama burada taktiğimiz gayet net arkadaşlar. Eğer video izliyorsanız öyküleme Şöyle yapalım tam böyle YouTube amblemi de çıksın ortaya hocam bir göndermemiz de olsun. Video izliyorsanız öyküleme, bir fotoğrafa bakıyorsanız ağaçtır, böcektir, çiçektir buradan bir şelale aksın daha olsun falan. O zaman betimlemedir. Yani bir <laughs> durağanlık varsa betimleme, bir olay varsa, bir hareket varsa kesinlikle arkadaşlar öyküleme. Bitti. Yani parçanın girişinden itibaren sizin metne dahil olduğunuzu görürsünüz öykülemede. Kaptırırsınız kendinizi. Ama betimlemede öyle değil. Betimlemede bol bol sıfat görürsünüz. Detaya inildiğini görürsünüz. Bir durağanlık olduğunu asla olay olmadığını görürsünüz. Ama bir kişinin bir yerden bir yere gittiğini hopladığını zıpladığını falan yakalıyorsanız ona öyküleme diyorsunuz. Videoyu açar açmaz şuna tıkladı. Ona tıkladıktan hemen sonra şu notları açtı. Notları anlatırken öyküleme abi bitti daha ne olsun. Değil mi? Ekranın sağ köşesinde şu vardı. Hemen alt taraftaysa şunu görüyorduk. Ekranın ortasına bakıldığında e tamam bu da bir zahmet ya. Yani burada da artık bariz bir şekilde siz bir durağanlık seziyorsunuz. Bir fotoğrafa baktığınızı seziyorsunuz. O yüzden de Betimleme diyoruz buna. Devam hocam. Tartışma açıklama altım için baktığımız zamansa bir ikna etme çabası var tartışmada. Bir eleştiri var. Mutlaka bir eleştiri var arkadaşlar. Bu %100. Bunun hiç kaçar yok. Hepsi %100'de. Yani bu bu net hissediliyor. Daha başlar başlamaz şöyle bir yanlış algı var diyorsa belli ki bir şey karşı çıkacak. Kendi görüşünü empoze edecek. İşte tartışmacı antımın tam anlamıyla görüntüsü budur arkadaşlar. Öznellik kesinlikle hakim. Soru işaretinin de sıkça kullanıldığını söylemeden edemeyeceğiz arkadaşlar. Açıklamadaysa bilgi vermek esas. Nesnellik o anlamda hakim arkadaşlar ve ciddi bir hava olduğunda söylemeden geçemeyiz. Sayısal veriler, tanımlamalar, örnekler bir sürü şey kullanıldığında bileceğiz. Kısacası arkadaşlar, hareket varsa öyküleme. Durağanlık varsa kesinlikle ama kesinlikle betimleme. Soru işaretleri var bir şeyler beliriyor. Tamam soru işaretleri havada uçuyorsa tamamdır tartışmayı yapıştırıyorsun. Yani öznellik varsa nesnellik var gayet net bilgi veriyorsa ciddi bir hava varsa açıklama bu kadar basit. Hiç kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Anlatım ilkelerine baktığımız zaman açıklık var mesela. Herkesin aynı şeyi çıkarması. Bir metni okuyorsunuz arkadaşlar ve sen hasret temasını çıkarıyorsun. O da hasret teması. O da hasret. O da hasret. Tamam. Açık anlaşılır demek. Aman dikkat. Herkesin aynı mesajı alması. Kapalılıksa açıklığın tam tabii ki tersi. Zıttı. Yani herkesin farklı farklı anlamlar çıkarıyor olması dikkat. Yalınlık, sadelik, söz sanatları kullanmama. Tutarlılık, çelişmeme yani metnin başında ne söylüyorsa adam sonunda da aynı şeyi ifade ediyor olması bizim tutarlı olduğumuzu o kişinin tutarlı olduğunu gösterir. Etkileyicilik kişi de iz bırakması yani çok etkileyici bir anlatımdı demeniz etkilendiğinizi göstermez. Hocam valla çok heyecanlandım demeniz yani bir duygu değişimi yaşıyor olmanız etkilendiğinizi gösterir. Bütün mesele bu. Sürükleyicilik ise merak unsurunun olması. Hocam bir saniye ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Dur dur ne anlatıyorsunuz hocam böyle kaptırdık gidiyoruz anlatım ilkeleri ne yani nasıl olacak dur. Dur burada durmam lazım. Evet şimdi bize bir metin verilecek ve hangi anlatım ilkesi olduğu kullanıldığı ya da anlatıldığı sorulacak. Mesela siz merak unsurundan bahseden bir metin görüyorsanız işte merak unsuruna yer verir falan filan sürükleyiciliği işaretleyeceksiniz. Ya da herkes aynı şeyi anlatır, anlıyor falan filan herkes aynı şeyi çıkarıyor anlaşılır bir metin gibi bir şey duyuyorsanız paragrafta metinde ha açıklığı anlatıyor. Ya da işte ne bileyim az önce konuştuklarımıza örnek vermeye çalışıyorum mantık hep aynı gidecek. Hiç kimse ya da herkes farklı şeyler çıkarıyordu. Hiç kimse tam anlamıyla aynı şeyi söylemiyordu falan diyorsa Ha, kapalılık var burada. Herkes farklı farklı anlamlar çıkardığına göre gibi. Yani ilkeyi siz tahmin edeceksiniz. Yoksa bir metnin tutarlı olup olmadığını biz anlayamayız arkadaşlar. Ya da bir metne bakıp ya bence yalın bir metin falan. Hayır abi bunu anlamamız mümkün değil. Mesele şu. Bize şu koyu yazılanlar var ya arkadaşlar, şu açıklamalar. Hah, bunları verecekler. Biz diyeceğiz ki mesela çeliş çelişmiyordu falan filan diyecek. Biz de C şıkkı tutarlılık diyeceğiz. Tamam? Bize ilkeler şıklarda verilecek. Haberiniz olsun. Süslülük. Mesela söz sanatına çok fazla yer verir. Oldukça anlaşılması güç. Cümleler kullanıyor falan filan gibi bir şeyler duyarsanız hemen yapışacaksın süslülüğü. Ya da az sözde çok şey anlatmış falan diyorsa C şıkkı özlülük gibi. Tamam. Gereksiz sözcük kullanmama durumu duruluk. Aman dikkat. Herkese hitap ediyor olması evrensellik. Kolay okunabilir olması akıcılık. Aman dikkat. Sözcüklere birden fazla anlam yüklemesi yoğunluğu. Doğallıksa samimi içten anlatımın olduğunu bize hatırlatacak. Yani adam bir şekilde işte metin şöyle başlıyor diyelim. Sınavda bir metin verildi. Diyor ki, işte işte oldukça kolay okunabilen cümleler vardı. Hiç dil sürçmesi yaşamıyorduk. Her şey oldukça net okunabiliyordu. Ha değişik akıcılık gibi. Tamam bütün mesele bu. Ama bu kavramlar birbiriyle çok karıştırılıyor onu söyleyeyim. Mesela akıcılıkla sürükleyicilik. Bakın bir üstteki sürükleyicilik hemen alt alta gelmiş zaten. <laughs> çok karıştırılıyor. Siz normalde metne bir 10 metre öteden bakıp ya evet ya tamam ben bu sözcükleri anlayabiliyorum evet tamamdır. Bu e, akıcıdır falan ya da işte ben bu sözcükleri okuyabilirim bu akıcıdır diyebilirsiniz. Ama bir metne 10 metre öteden bakıp sürükleyici de ya da değil diyemeyiz. Çünkü bu anlamla alakalı bir şey. Bir nefesle okumak, bir solukla okumak müthiş. Yani beni çeken bir şeyler var. Anlamsal boyutla ilgili bir şey söylüyorsa bu sürükleyicilik. Ama kolay okunabilirlikten falan bahsediyorsa akıcılık. Bunlar birbirinden farklı şeyler arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın olur mu? Çok çok önemli. Peki düşünceyi geliştirme yollarına bakalım isterseniz. Karşılaştırma onlardan bir tanesi. En, daha, ise, kadar gibi ifadeleri arkadaşlar çok sık göreceksiniz. Karşılaştırma cümlelerinde. Benzerliklerin ya da farklılıkların sayılabileceğini de unutmayın. Yani karşılaştırma demek illa bu bunu yapar ama bu yapmaz demek değil. Bu da bu da bunu yapar demeniz yine iki şeyi karşılaştırmış olmanız anlamına gelir. Benzerlik de olabilir, farklılık da olabilir. Benzetmeye baktığımız zamansa <laughs> gibi sanki kadar tıpkı gibi edatların çok sık kullanıldığını göreceksiniz. İnsana ait bir özelliğin insan dışı bir varlığa aktarılması söz konusuysa ona kişileştirme diyeceğiz. Unutmayın lütfen. Kişileştirmenin olduğu her yerde benzetme de vardır. Doğal olarak bu İki başlığın aynı şıkta, aynı soruda daha doğrusu yer alması imkansız arkadaşlar. Eğer A şıkkında kişileştirme C şıkkında benzetme yazıyorsa benzetmeden başka cevap olamaz. Çünkü benzetmenin olduğu her yerde kişileştirme yoktur. Ama kişileştirmeyi yakaladığım zaman ben benzetmeyi de eleyeceğim. Yani cevabın kişileştirme olma ihtimali yok o soruda değil mi? Kişileştirme olma ihtimali aman dikkat. imkansız. Ya tek başına verilecek bunlar ya da ikisi bir arada veriliyorsa ya direkt ikisini eleyeceğiz ya da benzetmeye cevap yapacağız. Kısacası <laughs> Birbirini kapsayan bu başlıkları da aynı soruda yer alması imkansız arkadaşlar. Tamamen acemilik olur, hata olur yani. Tanık gösterme diyesi arkadaşlar parçada anlattığınız görüşü destekleyen bir görüşe, söze yer verme durumudur arkadaşlar tanık gösterme. Alıntılamadan farklı bir şey bu. Alıntılamada arkadaşlar işte hoşunuza giden bir cümleyi, sözü vesaire anlatırsınız, yer verirsiniz eyvallah. Bu bariz bir alıntılamadır ama... Tanık göstermedeki farkı şu. Tanık göstermede anlattığınız şeyi destekleyecek bir şey. Ya benim şu şiir çok hoşuma gidiyor deyip şiire yer vermeniz alıntılamadır. Tanık gösterme değildir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bak şu şiirde de benzeri bir şey var. Yani düşüncenizi destekleyen bir şey anlatıyorsanız tanık göstermedir. Bu arada arkadaşlar hastalığı tam olarak atmış değilim. Ya bu nasıl bir hastalıkmış ya? Vallahi haftalardır şu an artık seste kaldı sadece. Enerjide bir şey yok. Bayağı vücutta bir şey yok. Ama seste biraz kaldı. Zaman zaman da böyle bir yaslanamama falan. Sırtta ufak ufak ağrılar ama e, son anları arkadaşlar hastalığın. Hastalığın canını okudum yani. İçiniz rahat olsun. Tırnak işareti genelde kullanılacak. Tanık göstermedi ona da saygı duyalım. Peki hocam. Örneklemeye geldiğimiz zaman en çok amman dikkat sorulan seçeneklerden. En fazla cevap olan ifade örnekleme. Bunu unutmayın lütfen. Bir şeyi somutlaştırma adına kullanıldığını unutmayalım. Mesela Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben diyor insanlar arası ilişkilerde işte çıkar gözetilmemesine çok önem veriyorum diyor. Ya bu soyut bir şey yani çıkar gözetmek ne demek gözetmemek? Çok soyut bir şey. Sonra diyor ki ya geçenlerde yaşadığım şu olay. Ha şimdi örnek veriyor. Yani az önceki soyut şeyi somutlaştırmış oluyor. Örnekleme Aslında somutlaştırma gibi de düşünülebilir arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Genellikle virgülle evet bir şeylere sıralandığını görürsünüz. Bu sayıp dökmeyle karıştırılmamalı. Sayıp dökmede genelde bu durumu hissederiz. Ama örneklemenin durumu şudur. Bize bir şey anlatır onunla ilgili olaya girdiği an itibariyle bu örneklemedir. Ama çantasından çıkanlar deyip virgül 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 sayıyorsa bu sayıp dökmedir. Ya da edebiyatımızda şu yazarlar çok önemli deyip virgül 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 sayıyorsa bu sayıp dökmedir. Örnekleme değildir. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Genellikle evet eser yazar vesaire adı vurgulanabilir. Sayısal verilerden yararlanma evet en basit başlık arkadaşlar cevap olma ihtimali yok sıfır. Yani tutup da %90'ı bize ile yazıyla yazıp veremezler. Bizi öyle kandıramazlar. Her türlü rakam kullanacakları için çok bariz belirgin olacak. Sayısal verilerden yararlanma en basit seçeneklerden biri olur. Gelmez yani o anlamda. İçiniz rahat olsun. Evet istatistik veriler, anket sonuçları falan anlatılabilir. Tanımlama nedir ya da kimdir sorularının cevabı. Açıklamayla lütfen karışmasın arkadaşlar. Tanımlamada bariz bir şekilde nedir ya da kimdire cevap bulmak zorundayız. Bu çok çok önemli. Açıklamada da bilgi verme var ama nedir ya da kimdir? Cevap asla vermez. Öznel ya da nesnel olabilir. Lütfen cebinize kalsın. E o zaman haydi devam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam çayımızı da aldık. Bak bakalım videonun haline neler neler var demek ki. Anlatıcı türlerindeyiz arkadaşlar. Bu ne hocam? Bu da şu arkadaşlar bir seçenek aslında. Atıyorum yarı bilgi sınavda bir C seçeneği de. Şunu görme ihtimali çok yüksek. İşte birinci kişi ağzından anlatım yapılmıştır, üçüncü kişi ağzından anlatım yapılmıştır gibi. Bu ifadeleri lütfen hazır olun arkadaşlar. Eğer benli bizli bir anlatım varsa, kalem gelsin silgi değil hocam, yaptım, ettim ya da yaptık, ettik diyorsa, benli ya da bizli bir konuşma varsa bu birinci kişi ağzından alıyor biliyorsunuz. Üçüncü kişi de ise yaptı, etti, gördüklerini yazıyor aman dikkat tamam. Yani evden çıktı, şuraya gitti, buraya gitti, bunu yaptı. Tamamdır. Üçüncü kişi ağzından. Yaptım, ettim, gittik, gidiyoruz falan. Biz, ben vurgusu varsa tamamdır hocam. Birinci kişi ağzından aldım. Peki. Gel isterseniz soru tarzlarında bir konuşalım arkadaşlar. <laughs> Zaten Pazartesi itibariyle sıfırıncı günüyle başlayacağız arkadaşlar sıfırdan paragraf kampının hakkını vererek başlayacağız günü bile sıfırdan başlatacağız haberiniz olsun orada zaten tüm detayları konuşacağız orada zaten bol bol soru çözeceğiz soruya doyacağız o yüzden burada taktikleri sizlere bir hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum anlam bütününü bozan cümleyi bulma arkadaşlar hani biliyorsunuz birden beşe kadar numaralı cümle verme ve hangisi anlam bütününü bozar diye sorma işte burada bağlayıcı ifadeleri eleme taraftarı olmalısınız yani çünkü böylece bunun yanı sıra gibi ifadeleri mümkün mertebe cevap yapmamalısınız. Eğer tüm ifadeler bağlayıcı ise. Ya olmaz da olacağı tuttu, geleceği tuttu. Sana öyle denk geldi hocam. <laughs> Hepsi bir şeyin devamı gibi ise ancak o zaman arkadaşlar konu bakımından farklı olanı seçmelisiniz. Onun dışında çok fazla konuya dikkat etmenize gerek yok arkadaşlar. Yani mümkün mertebe bu yüzden ayrıca bunun yanı sıra gibi ifadeleri El emekte var Yer değiştirme sorularındaysa arkadaşlar bakın burada yine soyut bir anlatım yapacağım aslında size Biraz kafanıza canlandırmanızı isteyeceğim çünkü uygulamaya kamp itibariyle dökeceğiz haberiniz olsun Kitapta şu an yer aldığı şekilde paragrafı anlatmaya çalışıyorum Birden 5'e kadar arkadaşlar biliyorsunuz numaralı cümle verilir Hangi ikisi yer değiştirirse anlamlı bütün oluşturulur sorusu. Bir numaralı cümleyi okuyorsunuz arkadaşlar mümkün mertebe. Hemen ne yapıyorsunuz? Giriş mi değil mi ona bakıyorsunuz. Bir girişse şıklardan birinin olduğu seçeneği eğiliyorsunuz. Çünkü onu sabitlediniz. Hemen ikiye bakıyorsunuz. 2 İki birinin devamıysa e onu da sabitliyoruz. 3 akışı bozuyorsa cevap 3 başlıyor. Atıyorum biri sabitledik. 2 birin devamı değil. E o zaman cevap 2 ile başlayacak. Yani bir anlamda birden 5'e hangisi akışı bozuyorsa cevap kesinlikle onunla başlamalı. Peki hocam bir numara giriş cümlesi değilse? Biri okuyorum bu yüzden falan diye başlıyor. O zaman bir kesinlikle yer değiştirecek. Hangisi giriş cümlesi ise onunla. 2-3-4-5'e bakacağız. Giriş cümlesi olmaya en aday hangisi ise onunla yer değiştirecek. Bu arada arkadaşlar şimdi bugün Cuma. Hocam ben pazartesiye kadar bekleyemem bu taktikleri. Hemen sorular üzerinde görmek istiyorum diyenler. Paragraf fulleten tüm taktikler. Paragraf tüm taktikler falan gibi bazı e, videolar var arkadaşlar kanalımda. Fazlaca paragraf fulleten 10 on taktik. Onların tamamını hemen bu konu anlatımı sonrası bakmanızda büyük fayda var. Ama yine de pazartesi gününü kesinlikle bekleyin. Onunla devam edin bomba gibi yapın derim hocam. Peki. Bir numaralı cümle bütün olayı bitiriyor yani arkadaşlar. Yer değişikliği sorusunda, yer değiştirme sorularında bir numara girişse çat hemen eliyorsun zaten şıklardan. Giriş değilse zaten direkt bir ile başlamalı cevabımız. Sıralama en sıkıntılı soru tarzıdır arkadaşlar haberiniz olsun. Yani birden beşe kadar verir adam işte baştan üçüncü hangisi olur, baştan dördüncü hangisi olur. Seri bir şekilde cümlelerin başına bakıp giriş cümlesi olanı bulmalısınız. Diyelim ki üç numara giriş cümlesi okuduk nasıl bitiyor şöyle şöyle yapanlar. 4'e bakıyorum şöyle şöyle yapanlar ise ha onun devamı o zaman hemen 4'le devam etmeli gibi 3, 4, 1, 2 falan neyse sıralamaya başlıyorsunuz. Yani sıralama cümlelerinde arkadaşlar sorularında mümkün mertebe ilk adım giriş cümlesi bulmak olmalı. Giriş cümlesini bulduktan sonra nasıl bitiyorsa benzer şekilde devam eden başlangıçlar bulup başına ve sonuna bakarak sıralama yapıyorsunuz. Ama uygulamaya dökeceğiz az kaldı. Olumsuz soru köklerinde ise değinilmemiştir çıkarılamazlarda önce mutlaka seçenek arkadaşlar. Yani metni vermiş adam. A, B, C, D, E'yi vermiş. Hangisine değinilmemiştir diye soruyor. Öğrenci başlıyor metni okumaya. A'ya gelince diyor ki A'ya değinmiş miydi? Hadi bir daha okuyalım bir daha okuyor. B'ye geliyor lan B var mıydı ya? Hadi bir daha B için okuyalım. Ya 2-3 defa bu metni okuyor adam parçalıyor kendini. Ben de diyorum ki önce seçeneklere bir göz atın. Anahtar bazı kelimeleri belirleyin. Sonra metne geçin arkadaşlar. Metinde tek tek gördükçe bu A'ydı bu B'ydi bu C'ydi. Tek tek elime yapabilirsiniz tamam. İçiniz çok rahat olsun. %100 gelir bu arada. Rahat bir 5-6 soru var arkadaşlar olumsuz soru kökünden. Söylenebilir çıkarılabilir dedi de arkadaşlar. Yine aynı mantığı yapabilirsiniz. Önce seçenekleri okuyup sonra metne geçmeniz. En azından hangi seçeneği metinde görürseniz çat diye cevap yapmanız sizi saniyesinde doğru cevabı götürecek haberiniz olsun. Kesin yargıyı bulma soruları. Hani bir cümle verilir ve bu parçadan çıkacak kesin yargı der ya. Yapacağınız şey kafanızdan bu cümlenin çizgilerini sınırlarını adeta çizmeniz belirlemeniz. Yani asla yorum yapmamalısınız. Ve şunu asla unutmayın. Bize verilen cümleyi okuyup da şıklara geçtiğiniz zaman mesela A'yı okuyorsunuz. Yorum mu var? Çok az böyle yorum mu hissediyorsun? Öznel bir şey. Hemen eliyorsun. B'ye geldin yorum mu var? Hemen eliyorsun. C yorum yok nesnel mi? Doğru cevabımız o olacak. Yani kesin yargıyı bulma sorularında aslında en nesnel cevaba gitmelisiniz. Çoklu sorulara baktığınız zaman sah biliyorsunuz mesela bir metin veriyor. 18 ve 19. soruları bu metne göre yapınız. Burada da arkadaşlar eğer varsa önce olumsuz soru kökünü bulmanız çözmeniz daha mantıklı. Mesela hangisine değinilmemiştir hangisi yoktur. İkisi de olumsuz çok güzel. Bir tanesini detaylı çözersiniz metni incelersiniz. Bir diğer için metni okumanıza gerek kalmaz. İkisi olumsuzsa çok iyi işimiz. Çünkü ikisi için de deşmemiz gerekiyor metni. Bir tanesi için deşersek bir daha dönmemize gerek kalmaz. Diyelim ki 18. soru ana düşünceyi sorsun, 19 değinilmemiştir. Önce 19'da başlamak zorundasınız. Olumsuz soru için metni parçalamak zorundasınız. Önce seçeneklere bakacaksınız, sonra metne bakacaksınız. Yani didik didik edeceksiniz. 18. soru için bir daha okumanıza gerek kalmayacak. Yani olumsuz soru varsa önce onunla. Yoksa zaten sıralamayı bozmanıza gerek yok arkadaşlar. Ana düşünce sorularında biliyorsunuz son birkaç cümle fazlası yeterli olur. Bunların hepsini kampta göstereceğiz. Sıfırdan paragraf kampında. Getirilebilir getirilemez de metinde bize bir boşluk bırakılır. Bu boşluğa hangisi getirilebilir ya da getirilemez diye sorar. Boşluğa en yakın cümleyi okuyup seçenekleri denemek her zaman %100 hızlı cevaba götürür. Diyalog tamamlama. Hani böyle birisi sorar. Birisi cevap verir ama soru belli değildir. Hangi soruya karşılık söylenmiştir gibi de geliyor biliyorsunuz. Verilen cevabın ilk bir iki cümlesini okuyup şıkları denemez yeterli olacak. Yakındığı durum nedir? Parçanın mutlaka ilk birkaç cümlesi aynı zamanda konu için geçerlidir. İlk birkaç cümlesi hem konuyu söyler metnin konusunu hem de yazarın yakındığı durumu şikayet ettiği durumu söyler. Paragrafta anlatımda arkadaşlar mümkün mertebe önce seçenekler okunmalı. Paragrafta anlatım ne hocam? Hani az önce gördüğümüz işte anlatım biçimleri, düşünceyi onlarla alakalı sorular. Bunun dışında sorular da var. Mesela bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Atıyorum C şıkkında der ki işte değişik cümle düzenlerine, değişik cümle türlerine yer verilmiştir gibi. Önce seçenekleri okuyup sonra metne gitmeniz daha doğru. Hangi soruya karşılık söylenmiştir? Soru tarzında da arkadaşlar bize bir metin veriliyor mesela. A'da bir soru var, B'de bir soru var. Metnin ilk 1-2 cümlesini okuyup soruları denemeniz, hangisi uygunsa onu seçmeniz %100 ve her zaman en hızlı bir şekilde sizi doğru cevaba götürür arkadaşlar. Evet kitabın sonunda geldik en azından kampın sonuna. En sonunda sınav kitabın devamında arkadaşlar sınavda ne ne demektir gibi bazı soruların daha doğrusu bazı sözcüklerin kelime karşılığı var. Onda kampda işimiz yok. Kitaptan çalışmanızda göz atmanızda tabii ki fayda var arkadaşlar. Süper. Bir kampın daha sonuna geldik KPSS Türkçe kampında ama paragraf dikkat ederseniz biraz daha soyut olarak anlatıldı çünkü kampı var Pazartesi itibariyle kampı başlıyor o yüzden kampı olmasaydı bu aralara soru biraz sıkıştırmayı düşünüyordum ama Pazartesi kampı başlayacağı için paragraf kampının mesela ana düşünce diyeceğiz o gün sadece ana düşünceyi konuşacağız onlarca soru onlarca ödev onlarca taktik teknik o yüzden bir günde fazlasıyla zaten paragraf aşırı neşir olacaksınız onlarca soru çözeceksiniz o yüzden burada sadece taktikleri şöyle hızlı bir hatırlatmış oldum arkadaşlar e o zaman Pazartesi görüşmek üzere arkadaşlar. Kampı sakın kaçırmayın. Bir daha bir sonraki kampta tekrar görüşmek üzere. Paragrafta konuşacağız. Görüşeceğiz. Sonrasında bir de sözel mantık bizi bekliyor. Sözel mantığı biraz daha böyle sınava yakın dönemde. Sınava yakın derken tutup da Temmuz'daki sınava tabii Haziran'da pat diye başlamayacağız. Çok daha yakın zamanda başlayacağız. İçiniz rahat olsun şu anki zaman ama biraz daha şöyle ufak ufak sınava ilerleyelim istiyorum sözel mantık için. Çünkü paragraf kampı var. O bir bitsin. Onu bir oturtun. Ondan sonra dil bilgisi kampı gelir. Onu bir oturtun. Denemeleri falan bir oturtun. Sonra yani 1-2 ay içerisinde içiniz rahat olsun. Sözel mantık kampı da başlayacak. E o zaman haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın olur mu? Kahpe seyircilerin sayısını bir artıralım. haydi. görüşmek üzere. Kolay gelsin.